Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze Ekşi. Bugün sizlere denemeli bir alışveriş videosu çekiyorum. Ve bunun için çok heyecanlıyım. Çünkü uzun zamandır alışveriş videosu çekmiyordum ve alışveriş de yapmıyordum daha doğrusu. Bu ekonomik krizde ne alışverişi gerçekten yani. Ağustos'tan beri aldığım şeyler böyle 3-5 parça falandır. Çünkü her şey çok pahalı. Beğendiğim her şey o kadar pahalı oluyor ki en ufak bir şapka bile 100 lira falan oldu artık yani. O yüzden bir süre böyle kendi elimdekilerle idare etmeye çalışıyorum ama dayanamayıp aldığım birkaç bir şey var tabii ki, onları da size göstermek istiyorum. Bu arada yüzümdeki bu makyajı merak ediyorsanız şu anda şuradaki adrese girip, daha doğrusu video izledikten sonra şuradaki Instagram adresine girip nasıl yaptığımı öğrenebilirsiniz. Çok güzel, çok hoşuma giden bir makyaj oldu gerçekten. Ben bu makyajı nasıl sileceğimi bilmiyorum. Çok beğendim çünkü. Her neyse artık hadi videoya geçelim. Evet, öncelikle alışverişimde çoğunlukla eşofman takımları var. Çünkü eşofman takımları dünyanın en rahat şeyleri ve benim gibi sabah köründe kalkıp okula gidip bir ton ders görüp eve gelen bir insan için giyilebilecek en mantıklı şey eşofmanlar, taytlar, tişörtler ve çok rahat şeyler yani. Ve benim tarzımı da yorumlayacak olursak rahat giymeyi çok seviyorum. Kendim içinde iyi hissetmeyi seviyorum. Mesela bir şey bana etrafımdakiler çok yakıştırsa bile benim hoşuma gitmediyse onu da kendimi hep eksik hissediyorum. Bu nedenle de benim için en önemli şey içinde rahat olabilmem. Şöyle ilk olarak Bershka'dan aldığım en önce bunu almıştım, eşofman takımını. Gördüğünüz gibi siyah dümdüz bir eşofman. Kenarlarında renkli şeritler var ve bu sayede birçok renkle kombinleyebildiğim bir takım. Çok kalın olduğu için kışın da sonbaharda da giyebileceğimi düşündüğüm bir eşofman takımı. Gerçekten aşık olarak aldım. Instagram'da da hatta bunun fotoğrafı paylaşmıştım. Bedeni M olması lazım. Çünkü bol giymeyi çok seviyorum eşofmanlarda. Yani şu an hala mağazalarda da olması lazım. Ben açıklama kısmına linkini bırakacağım. İsterseniz oradan bakabiliriz. İkinci takımda, üçüncü takımda aynı şekilde Zara'dan aldıklarım. Birincisi leopar desenli, siyahlı beyazlı bir takım. Çünkü leopar deseni bu sene çok moda ve ben de bu moda akımına uymak zorundaydım. Yani bir şey almam gerekiyordu leoparlı. Leopar aslında nefret ettiğim, tiksindiğim ve modasının bir an önce bitmesini istediğim bir şeydi. Benim yaşıtlarım varsa hatırlıyordur. Bir ara inanılmaz popülerdi. Leopar çantalar, ayakkabılar böyle platformlu falan. Ya o kadar her şey leopardı ki bir ara hani diyordum ki Allah'ım ne olur bitsin artık. Ve fosforlu renkler de çok modaydı. İnsanlar fosforlu renkle leoparı birleştirip kullanıyordu. Yani mesela kadın leoparlı tayt giyiyordu, üstüne fosforlu pembe bir tişört giyiyordu falan böyle. Kafasına Mickey Mouse şapkası. Allah'ım! Tahmin ettim ki bitti ve bu sene yine geldi. Her neyse ben de yani ayak uydurmak zorundaydım. O yüzden bir eşofman takımı aldım. Ama çok güzel, çok kullanışlı. Kumaşı ince. Ve böyle şey mesela eşofman takımların zaten en güzel yanı bu. Mixleyebiliyorsunuz. Mesela ben şimdi altını giyip üstüne böyle daha triko bir kazak da giyebilirim veya üstünü giyip altına kumaş pantolon da giyebilirim. Topuklu giyip böyle şey de modernleştirebilirim. O tamamen benim zevkime kalan bir şey. Diğer takımda aynı formun bordosu. Bordolu, beyazlı ve siyahlı renklerden oluşuyor. Gerçekten çok güzel bir takım. Yani bu takım çok 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 beğendim. Böyle hani lansmanlarda falan bile giymeyi düşündüğüm bir takım. Hani eşofman falan hani belki spor kaçar gibi gelecek ama kumaşı falan o kadar ağır ki böyle spor gibi durmuyor yani. Çok güzel duruyor. Bir sonraki beyaz, triko deniliyor buna galiba. Yarım kollu kazak. Bu kazaklar çok moda bu sene. Bu yarım kollular. Aşırı moda, özellikle Serena'nın mavi reklamındaki ürünlerinden sonra ben böyle çok çok daha beğenmeye başladım. Çok güzel duruyor. Tek kötü yanı onun içinde iç çamaşırı giydiğiniz zaman onu uydurmak. Yani çok güzel ve iyi bir iç çamaşırı giymeniz lazım ki hani straplez olduğunda kaymasın, böyle önlerinde boşluk durmasın. Hani askısız giymeniz gerekiyor çünkü. O açıdan benim için şu an biraz sıkıntı oluyor ama genel olarak çok beğeniyorum. Sonrasında onun altına giydiğim bordo pantolon, onu da Bershka'dan aldım. Onun bu var siyahını da alacağım. Çünkü çok beğendim ve 120 lira falandı pantolon. Yani şu anki fiyat artışlarına bakacak olursak gerçekten uygun fiyatlı kalabilecek bir pantolon bence.
Bunun siyahı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam laciverti de vardı. Ben 36 beden aldım ama şu an keşke 34 alsam diyordum. Çünkü 36 bile biraz bollaşmaya başladı. Böyle deri görünümlü stretch. Önlüğü falan bu fermuarı olsun, düğmeleri olsun çok güzel duruyor. Aynı şekilde paçal kısmında da fermuar var. Cuk oturuyor. Çok daha sizi ince gösteriyor falan. O yüzden mutlaka başka renklerine de bakacağım onun. Ondan sonra üstündekini göstereyim size. Bu üstündeki turuncu kazak Instagram'da Patty Boutique'e ait. Gerçekten çok severek kullandığım, aşırı beğendiğim, böyle üstüne çıkarmak istemediğim bir kazak bu. Çünkü rengi turuncu, bol, sıcacık. Yani daha ne olsun benim için. Bu kazağı ve biraz sonra göstereceğim montu Instagram Patty Boutique hesabına ulaşabilirsiniz. Bana da sağ olsun, onlar hediye etti zaten. Eğer böyle çok kaliteli görmeseydim asla paylaşmazdım. Ama cidden de kumaşı olsun, duruşu olsun çok hoşuma gitti. Şu yine görmüş olduğunuz krem rengi kürk böyle montumsu şey. Aslında mont da değil, hırka da değil ikisi arasında. Çok sıcak tutuyor. Oldukça kullanışlı. Rengi falan, renginden dolayı böyle birçok kıyafette uydurabilirsiniz. Siyahla, beyazla, bordoyla falan çok güzel durabilecek. Dediğim gibi çok sıcak tutan bir ceket. Ona da Patty Boutique'ten ulaşabilirsiniz. Balım git buradan. Ne yapıyorsun? Bak. Bak. Burada. Burada. Öpücük. Sonra göstereceğim diğer bir şey siyah Plan 1'den aldığımız mont. Bu montun kalıbı çok güzel ama dış kumaşı olarak çok farklı bir kumaş biliyorum. Yağmurluk gibi böyle çok parlak, çok değişik duran bir şey ve giymenin biraz şey olduğunu düşünüyorum. Hani yani dikkat çekecek bir parça olduğu için giymek de biraz cesaret işi gibi geliyor ama şey dermişim, ben cesaret benim gebe kadın falan. Yok öyle değil de hani şey, çok değişik olduğu için çok beğendik. O yüzden de hani birçok parçayla da giyebileceğimizi düşünüyoruz. Ama bu montun şöyle bir yanı var. Hani mesela sizin de kabanınız vardır, kalın kışlık montunuz vardır falan. Hani böyle farklı, özel günler olsun, böyle değişik bir şey istiyorsunuzdur. O zaman bunu alabilirsiniz. Çünkü bu böyle hani çok sıcak tutan kalın bir şey de değil. Anca böyle hani özel yerlerde giyilebilecek bir mont. Ama çok güzel ve çok havalı ve çok sevdim. Evet, ezan okunurken ufak bir ara verdik. Şimdi devam ediyoruz. Nerede kaldım? Siyah montu anlattım. Sarı şalda kaldım. Elsevier'den aldığım bu sarı renkli şalı gerçekten ama gerçekten aşık olarak aldım. Şöyle de bir güzellik oldu. Ben şalı alırken şal 35 lira yazıyordu. Normalde ben o şalları 90 liradan aşağı görmemiştim hiç. O yüzden direkt kaptım böyle. Kasaya gittim. Dedim işte ben bunu almak isterim. Onlar da dediler ki tabii alabilirsiniz 50 TL. Ben de şey nasıl yani 50 TL mi? Etikette 35 lira yazıyordu dedim. Onlar da aa yanlış basılmış. O zaman 35 liradan verelim dediler. Ve direkt 35 liradan aldım. Şöyle bir şey söyleyeceğim size. Eğer bir şey aldığınızda etiketinde normaldekinden daha farklı bir fiyat yazıyorsa siz onu etiket fiyatından alabilirsiniz. Yani mesela etiketin yanlış basılması tamamen mağazanın suçu ve markanın suçu. O nedenle de hani ay etiketi yanlış basmışlar ama fiyatı şu kadar, siz bu fiyattan alamazsınız diyemezler. Çünkü tüketici hakları gereği etikette ne yazıyorsa ondan almanız gerekiyor. O da aklınızda bulunsun. Böyle bir anıydı. Her neyse işte bu şalı çok severek kullanıyorum. Sarı rengi bu şaldan ve ne bileyim mesela kemer bile olmaz. Yani şaldan ve şapkadan başka hiçbir şey de kullanamam. Çünkü benim tarzım bir renk değil. Yakışacak bir renk değil. Ama şal da çok güzel duruyor. Son olarak görmüş olduğunuz beyaz şalda. Hatta bunu görmüyorsunuz şu an. Ben size şimdi göstereceğim. Evet, bu görmüş olduğunuz beyaz bel çantası. Artık bunu Instagram'da üstünde görmekten sıkıldığınızı biliyorum. Ama bunu bana Büşra doğum gününde hediye aldı ve gerçekten çok beğendiğim bir çantaydı. O nedenle de hani bu kadar beğeniyorken ve beyaz her renge uyum sağlayacakken sürekli takıyorum ve bel çantasını çok seviyorum. Yani dünyadaki en rahat çanta olabilir. Çünkü içine paranızı, kimliğinizi, ne bileyim bir rujunuzu koyuyorsunuz. Ve hani çok rahat, böyle bir şeyin çalınma riski falan da yok. O konuda da çok iyi bir şey bence. Ve dediğim gibi bu sene çok moda olduğu için çok da tarz duruyor. O nedenle daha da çok fazla üstünde görebilirsiniz bu çantayı. Bu çantanın markası Mango'ydu. Başka böyle bunun başka rengi var mıydı hatırlamıyorum. Ama mesela bunun siyahı falan olsa
alırdım siyahında. Gerçi beyazı daha güzel duruyor. Dikişleri falan böyle siyah ya, çok daha farklı ve tarz duruyor ve derisi falan da çok iyi. O nedenle gerçekten en favori çantalarımdan bir tanesi şu anda. Başka bir şey kalmadı galiba. Evet, kalmadı. Benim alışverişim bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Böyle sizin de bakmamı istediğiniz, tarzımı az çok anladınız zaten. Bakmamı istediğiniz mağazalar, uygun fiyatlı marka önerileriniz varsa tabii ki de hemen bekliyorum. Videonun altında yorumlarda buluşalım o zaman. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Güzel kalın. Hoşça kalın.